TOG meselesi. Orhan, bu TOG meselesinin arabaların üretilip üretilmemesi ayrı, insanların maaşını vermemişler. Onu bir görelim lütfen. Basına ve kamuoyuna oyuna bizler TOG fabrikasının şantiyesinde çalışan İrsen üyeleri olarak yüklenici firma yapı merkezi taşeron firmaları Anel Elektrik ve Sina Enerji bünyesinde çalışan inşaat işçileriyiz. Ödenmeyen ücretlerimiz için bugünden itibaren greve çıkıyoruz. Ücretlerimiz ödenene kadar greve devam edeceğiz. İki aydır ödenmeyen ücretlerimizin ödenmesini istiyoruz. Buradan tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Hep beraber inşaat işçisi görevlidir. Türkiye'de her şey tuhaf olduğu gibi bu da tuhaf. Şimdi TOG deyince Türkiye'de bir takım kurumların iç içe geldiği ve işte bir araç üretiminin söz konusu olacağı, yani ayak gidiş dönüş bir otoban yapacak kudretteki bir hükümetin işte kendi arabamızı yapacağız diye ortaya çıktığı bir dönem söz konusu oldu. Bu aracı bir iki tanesini gördük. Hatta dünyanın akaryakıt zengini, petrol zengini olan ülkesine de elektrikli çalışan TOG ilanı hediye edecek kadar tuhaf bir tablo oldu. TOG için sıraya giren milletvekilleri ya da bakanlar falan oldu. Ama daha TOG'u ben param var, Orhan ikimiz para birleştirelim, gidip şu sıraya girelim deseniz TOG'un ne zaman üretileceği, ne zaman banttan inip de insanlarla buluşacağı belli değil. Bu teknolojinin şunu söylediğiniz zaman yandaş medya kafanıza biliyor hemen. Ya arkadaş, TOG'u biz ürettik diyorsunuz ama işte motoru şuradan, kaportası buradan, bilmem neresi buradan dediğin zaman küfür ediyorlar. Vatan hainleri, alçaklar bilmem ne diyor. Tamam demeyelim. Bunları demiyoruz. Araba nerede? Araba yok. Şimdi olmayan bir araba, hayalet bir arabadan söz ediyoruz. Ne zaman üretileceği belli değil. Ne zaman caddelerde olacağı, işte neyse şehirler arası yollarda olacağı belli değil. Nasıl bir fiyatlandırma yapılacağı falan tartışılıyor. Ama yok bu araba. Birincisi bu. İkincisi, peki TOG ne zaman çok kullanılır oldu? Bizim bir arkadaş çıktı, kıyamet koparttı. Yakın, yakın dedi, yakın. Neyi yakacağız abi? İşte şeyi yakın, gaz. Gaz bulduk. Gaz zenginiyiz. Allah bize gaz gönderdi. Gaza getirdi milleti. Daha herhangi birimizin evinde bir gaz, hele bir de ücretsiz gaz, işte çıkıp kaynak olarak kullanabileceğimiz bir gazdan falan söz etmek değil. Halkı gaza getirdiler. Gaz da yok. Sonra kendisi de fatura gelince kafasını taşlara vurdu. Aynı şey akaryakıt meselesinde. Petrolde oldu. Abi biz akaryakıt, petrol zenginiyiz. Valiller dolusu var. Tamam birader, teşekkür ederiz. Nerede? Hani eve niye giriyor? Fiyat niye düşmüyor? Yok. Dolayısıyla TOG da bu hayalet arabalardan biri. Fakat işçiler, işte yüklenici firmanın işçisi fark etmez. Devletin sorumluluğunda yüklenici firmayı tokatlaman gerekiyor. Araba yok. Şey yok, akaryakıt yok, gaz yok ama işçiler var. İşçiler orada. Paramızı alamıyoruz diyorlar. Sömürülüyorlar. Alın terleri gidiyor. Seslerini duyuramıyor. Yine sola kalıyor bu iş. Bizim sol portala, solculara kalıyor bu iş. Memleketin hali bu. Ben de buradan soruyorum. Araba yok anladık da işçilerin parası nerede? Yüklenici firma nerede? Bu işçilerin yaptığı iş sonucunda işte inşaat yapıyorlarmış falan filan. TOG ne zaman gelecek? Kaça gelecek? Bu TOG'a koyacağımız elektriği nereden yapıyorsunuz? Kaça alacaklar? Akaryakıt meselemiz bitiyor mu? Dünyada ne deniyor ona? Çevreci enerji falan. Nerede biz bu işlerde neredeyiz? Böyle bir tablo var. Ne diyeceksin Orhan? Enver Hanım, bunun iki bir şeyi var. İki tarafı var. Ya birisi otomobil var mı yok mu meselesi. İkincisi de işçilerin durumu. Bu evet. Konsorsiyum biliyorsun. TOG'u oluşturan patronları topladılar. Evet. Hadi bakalım dediler ve büyük teşvikler verdiler onlara, yani bu işi altından kalsınlar diye. Yani kendi paralarını yatırmadılar. Devletten aldıkları paraları yatırdılar. Ve anladığım kadarıyla işçiye para kalmamış, yani ne yaptılarsa. Bu böyle olur. Hani halkımız devlet TOG yapıp bedava dağıtacak sanıyor. Herhalde fiyatı da 2 milyon liraya falan yaklaştı. Açıklanan fiyatı. İlk açıklandı zaten 1 milyon liranın üzerindeydi. Yani böyle inanılmaz rakamlar. Yani birincisi bu. İkincisi şu, yani Türkiye'de kapitalizm çok derme çatma değil artık, yani bir tecrübesi var. Yani 1930'lu yılların sonunda uçak yapmışlığı var.
biliyorsunuz. Yani böyle yapar, evet. Gemi yapıyor falan. Yani bir otomobilde yapar. Zaten yapıyor dedi. Yani ilk yerli otomobil olmayacak ki TOK. İşte Koç grubu biliyorsunuz çok öteden beri büyük şeyini, kısmını kendi ürettiği otomobiller yapıyordu. Yani lisansla bu böyle olur zaten. Ya artık dünyada şey yok ki böyle hani her ülke kendi otomobili bir şey belirliyorlar, şekil. Her marka o şeklin bir benzerini kendi markasını vurarak üretiyor zaten. Yani bir şey var, bilgi paylaşımı var. Yani bunu muhtemelen yaparlar. Ama bu hadi yaptım, saldım piyasayla olmaz ki. Biliyorsun yani bir servis ağı kurman lazım. Mesela uçak yaptın. Alın bakalım hadi uçuyor falan demen yeterli değil ki. Yani bugün büyük uçak firmaları aynı zamanda bir ağ kuruyorlar. Yani o uçakları uçacak halde tutmak için. Bu otomobilleri de yolda yürüyecek halde tutmak için başka ağlar kurman lazım. Yani yaptım, saldım. Ancak onu Suudi şeyine verirsin. Şeyine verirsin. O da sana güler ama açık etmez. Adamın altı kaplama şeyleri var. Otomobilleri var. Yani onun için söylüyorum. Gülersen. Mesele bu. Ya bu olabilir. Bu yapılabilir. Ama bunu bir şey haline getirmeye çalışıyorlar. Yani buradaki tartışma bu. AKP bunu biz yaptık meselesine. Her şeyi onlar yapıyor biliyorsun. Özel bunu da biz yaptık. Özel bir hikaye yaratmaya çalışıyor ve bu özel evet, hikayede evet. Yani bu kadar teşvikini versen yapar bunu zaten. Evet. Yani bunu şunun için söylüyorum. Mesela işte bu Ukrayna'da işte bu damat şeyler yapıyor biliyorsun. İnsansız hava. Ya bu mühendislik bilgisi ve bu şey bizde var. İşte geçen biraz önce baktım. Ukrayna ordusundan Türk yapımı makinalı tüfekler ele geçirmişler falan şeyler. Wagner'ciler onu paylaşıyordu falan. Yani belli ki yani silahlar da dolaşıyor. Otomatik silah yapmış Türk yapımı. Ya bunlar olabilir. Yani Türkiye'de çok gelişkin bir şey var. Sanayi var. Bunlar yapılabilir. Bunlar çok önemli şeyler değil. Uçak da yapacaklardı biliyorsun. Bekliyoruz. Afişleri falan asılmıştı. Ben hatırlıyorum. Bir seçimden sonra işte uçuyoruz falan filan diye. Yani uçuyoruz da onu da şey yapma. Yani yapamazlar demiyorum. Yani insansız hava aracını uçurduğuna göre teknik olarak aynı şey. Yani bunlar olabilir. Bunları yapabilirsin. Ama bunun halka ne yararı var Allah aşkına? Yani gaz. Gerçek o. Diyelim ki gerçek Karadeniz'de gaz. Çıkaracaklar. Onu ya bu Beşiktaş'tan birine verirler. Ya Koç grubuna verirler. Ya Sabancı grubuna verirler. Tamam mı? Bize üzerine bin türlü şey bindirerek satarlar. Halka mı dağıtıyorlar? Yani elektrik yani işte herhalde çok yakın zamanda %50 zam geldi. Daha neye geleceği belli değil. Sanki halka mı dağıtıyorlar? Yani en temel hakkı ya su. Su olmazsa ölürüz. Suyu şey yaptılar. Yani bırak çeşmedeki suyu içmeyi falan filan. Para vererek. Geçen de bir haber gördüm. Çok pahalandığı için bu damacana sular. İnsanlar işte İstanbul'da eskiden olurdu. Böyle şeyler vardı. Çeşmeler. Hatta ayazmalar vardı. Su kaynakları. Oralara gidip içme suyu alırlardı. İnsanlar tekrar o çeşmelere varsa eğer hala oralara da dalmış durumda. Ya peki durumumuz madem, bu. Kapitalizmde hiçbir şey bedava değil ki.